Dengi dengine çalınır, ee, biraz dengi dengene de bakacağız her açıdan. Efendim, ablası Zuhal Yılmaz'ı aramak için, yonca, ortanca kız kardeşi aramızda. Aradığımız hanımefendi, 35 yaşında, iki çocuk annesi. Aydın e, Bozdoğan'dan, 17 Kasım'da kaybolmuş, 11 gün geçmiş. Ee, evli, iki çocuklu. Evet. Aydın, Bozdağ'ın ilçesi Örtülü köyünde yaşıyormuş. 17 Kasım günü evden çıkarken yanına valiziyle beraber 4000 lira da para almış. Çalışıyor muydu parası kendisinin miydi? Yok, eşinin, eşinin maaşı. Eşinin, eşinin maaşını maaşı da maaşı almış, evet. valizini de almış, çıkmış. Ee, ancak eşi Soner Bey, e, annenizi arayarak Zuhal giderken hiçbir şey götürmedi. Ee, parayı aldığını da belki duyup geri döner diye söyledim. Ne demek? Ee, onu ben... Dün öğrendim zaten anneme onu Yani bana söyledi. kocası size dört bin lira aldığını söyledi ama sonra kocası dedi <laughs> ki hayır dört bin lira almadı dedi. E anneme söylemiş onu. Anladım. Efendim Zuhal'in ilk kayboluşu değil bu. Daha önce de 29 Eylül'de evinden ayrılmış. 35 yaşındaki kadın 5 Ekim'de Denizli'de bulunmuş. E, evine döndüğünde kendisinden haber alınamadığı süre içinde nerede olduğunu açıklama gereği de duymamış. Aynen öyle. E, fakat siz... Ee, Ahmet isimli bir kişiden şüpheleniyorsunuz. Yani ilk karşılığında da o Ahmet'in yanına mı gittiğini düşünüyorsunuz? Ondan dolayı mı ondan şüpheleniyorsunuz? Yok ben ondan dolayı şüphelenmiyorum. Şu yönde e, bana mesaj attı. Kim? Bu Ahmet kişi, Ahmet denilen kişi. Ne zaman? E, Cuma günü attı, geçtiğimiz Cuma günü. Heh. İnternet üzerinden attı mesajı. İşte ablan yanıma gelip durmasın, başıma bela e, musallat olmasın diye bir kelime kullandı. Evden gittikten sonra mı bunu <laughs> evet. Ablan evden gittikten sonra. Evet. 17 Kasım hangi gün? Pazar günü. Yani ablan pazar günü gitti, o haftanın cuma günü mü bu mesajı attı? Evet. Ablam benim yanıma gelip bana musallat olmasın diye. Aynen öyle. E, o haftanın perşembe günü de eniştem akşam annemi arıyor. E, Zuhal'in telefonu. Aydın Çınarlı karakolunun civarlarında bulundu diyor. Ya, i̇lk önce içinde da bulundu. Aha ilk önce içinde hat var diyor. Dün annemi e, karakoldan arıyorlar ama içinde hat yokmuş. Bir de şöyle bir şey Pazar günü ablam gittiğinde e, eniştemin söyleşine göre tabi şey yapmış. E, karakola gitmiş Denizli karakoluna telefonum kayıp demiş. Ben de evden ayrıldım demiş. Ee, eğer ki bir arama şeyi falan çıkarsa bu? ben inanmıyorum. Hayır, siz kayıp başvurusunda bulunmadınız mı? Eniştem şeye jandarmaya bulunmuş. Siz bulunmadınız. Aa, biz bulunmadık. Tamam sen bir kız kardeş olarak şimdi gidelim sen de bir kayıp başvurusuna bulalım. O zaman tamam. ablanın ifade verdi mi, ne yaptı falan hepsini öğrenebilirsin. Hı hı. Öyle yapalım. Vermemişler. Yonca şimdi bulunsun kız kardeş olarak. Enişten evet. vermiş, aydınla tamam, vermiş. Enişten vermiş de şimdi o zaman siz hep eniştenin dediğine inanmak zorunda kalıyorsunuz ya. Evet. evet. Sizin de bizzat iyi bulunduğunuzda fayda var. Dur bakalım inşallah hiç bunlara gerek kalmaz. Başka fotoğrafı var mı? Üç tane var. Verin birkaç tane fotoğrafını da izleyicilerimiz bir görsün. İnşallah bizi izliyordur. Çocuklar kaç yaşında? Biri 10 yaşında olması lazım ya da 11. Diğeri de daha yeni bu sene bire başladı. Birinci sınıfa başladı birinci sınıfa başladı. Anladım. Peki biz bir kayıp başvurusuna bulalım ona göre bakalım ne bilgi gelecek.